Foto maç Gazetesi Gönül Derbisi. Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenip yüzleri güldürmek istiyor diyor gazete. Avrupa için belki de son kozunu oynayacak Kanarya'da Tahir Karapınar kariyerine derbi galibiyeti eklemeyi, oyuncularsa kazanıp taraftarın gönlünü almayı planlıyor demiş gazete. Savunma Serdar'a teslim. Yani onun esasında onun altını oku istiyorsan. Çünkü önemli kısım orası. Savunma Serdar'a evet. teslim. Beşiktaş karşısında defansın göbeği cezası biten Serdar Aziz'e emanet olacak. Tecrübeli oyuncuya iyileşmesi halinde Falet'e eşlik edecek. Aksi durumda ise Ozan, Gustavo ikilisinden birisi yine stopere kaydırılacak. Yani bu... Şimdi Gustavo oynamak istemiyor orada. Belli ki Ozan da istemiyor. Çünkü yani son... Maçtaki, Sivas maçındaki performans yani performans bile denemez Peki, ona. Peki şu cümleye ne diyeceksin? Savunma performansına. Orta sahada ise Tolga'yın da sezonu kapatmasıyla Zaysa forma şansı dolu. Zaysa forma şansı çoktan doğmuştu gibi geliyor Zaysa bana. Zaysa'yla ilgili sorunu ben hiç anlamadım ve anlamayacağım da muhtemelen. Yani neden bu kadar dışarıda kalıyor? Takım oyunu mu oynamıyor acaba? Çok mu bireysel yapmak istiyor? Öyle de bu? gelmiyor bana ama tabii içeride bu kadar hani, e, kullanım, dışarıda kalıyorsa... kullanılmadığına göre bir sebebi olsa evet. gerek. Ben sadece şunu, şimdi Beşiktaş açısından tabii bu maç önemli yani. Trabzonspor'un ceza alması durumunda ihtimali var. Yani evet. Şampiyonlar evet. Ligi ihtimali var ve bu Şampiyonlar Ligi ihtimali bir de ön seri başı olacak Doğru. büyük ihtimalle. Bu yani baş, bambaşka kapılar açılar, açar açar Beşiktaş'a. Finansal açı, açıdan. Hem finansal açıdan hem oyuncu ikna etme açısından. Hani mesela Dorukan işte 1 milyon euro istiyor. 650 bin önerilmiş. Abiciğim Şampiyonlar Ligindeyiz ama. Oynadığın yerde burası yani. Diyebilirsin yani artık Türkiye'deki standart budur ama mevzu da budur diyebilirsin. Bu e, Beşiktaş açısından çok önemli. Fenerbahçe açısından bakıldığında ya ben şu ya bütün bu kadroyu oturtamama durumları içinde neden Emre'nin oyuna baştan baştan başlamadığını Fenerbahçe'nin neden 4-3-1-2 gibi bir oyun oynamadığını neden ısrarla savunmaya anlamakta, Ozan ya da Gustavo'nun Evet yani hakikaten bunu, bu, bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Yani Ozan Emre Luis Gustavo'nun orta sahada olduğu, önlerinde işte Ömer Faruk olabilir, önlerinde iki e, hücumcu, santrfor ya da işte bir destek santrfor, bir santrforla oynamak gibi bir plana dönmediğini hakikaten anlamıyor. Sürekli aynı şeyi yaparak olumlu bir şey bulmaya çalışıyor Fenerbahçe. Sürekli aynı oyun oynayarak, aynı tercihleri yaparak ve sonuçta aynı, kötü defol, giden şeyi... aynı sıkıntılar kalıyor. Ya yani hep tekrar tekrar yaşanıyor savunmada, orta sahada. Evet. Yani başka bir şey denemesi lazım ve denem denenmiyor bu. Ee, bu konuda hani 4 3 1 2'nin mesela Alex deliriyordu bunun için. Yani anladın <laughs> mı? Öyle oynamak istiyordu çünkü. Yani baklava orta saha. Evet. Önünde iki santrforla. O dönem hiç olamadı. E, şimdi de olmuyor. Neden olmuyor? Neden denenmiyor? Yani daha iyi bir yöntem mi var? Fenerbahçe çok mu iyi gidiyor falan. Onları anlamıyorum. Ee, anlayamadan da muhtemelen <laughs> bu böyle devam edecek yani <laughs> ölüp gideceğiz. Bir şey kal Allah korusun. Bir şey kalmadı şurada <laughs> sezonu. Yok ya yani 40-50 yıl sonra umuyorum. İnşallah <laughs> Allah uzun ömürler versin <laughs> sağlıklı sıhhatle.